Ha, o zaman şöyle yapalım. 1 ile 2'nin toplamıyla 5'i toplayıp 10 mu buldun? 10 mu? Sen gelsene gerizekalılık testi çözelim. Gelecek misin gerizekalılık testine? Siz kendi aranızda yapın. Test sizin için, benim için değil. İnsanların %87'si geçemiyormuş bu zeka testini. Gerildim şu anda. Abi biter bastı bana. Zihin mekaniğinizin akış yönü ile başlayalım. Akış yönünü ile başlayalım. Merdiven sorusu. Yanlış yazmışlar. Yanlış mı yazdılar? Bizim şey yapıp test ediyorlar acaba şu anda. Ne anlıyor böyle kafamda soru işareti. Doğru, yani yanlış yazıyor değil mi? Akış yönünü. Akış yönüyle başlayalım olacaktı. Neyse. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı eski bir binadasınız ve yerin altına doğru inen bir merdiven keşfettiniz. 1, 2, 3 derken karanlığın içinden birinin sesini duydunuz. Bu kişinin sesini duyunca nasıl tepki veriyorsunuz? Arkama bile bakmadan kaçarım. Topuklarım götüme vura vura kaçarım. Olduğum yerde donar kalırım. Sesin kaynağını bulmaya çalışırım. Sesin kaynağını bulmaya çalışan kesin ışıl ışık izliyordur bence net olarak. Arkadaşlar. Canım, bizimkiler saat 3'te su içmeye kalktıklarında bile odadan mutfağa koşarak gidiyorlar. Bunlar bizimkilerin hepsi kesin arkana bakmadan bile kaçar. Bir şey diyeceğim. Ben donar kalırım. Çok net. Ben donar kalırım yani. Evet, tam en sevdiğim soru tipi. Ahmet'in kaynanası. Mehmet'in kaynanasının annesi oluyorsa Mehmet Ahmet'in neyi oluyor? Hayda, nasıl çözeceğiz lan bunu? Bir şey diyeceğim, bir çalıştır saksıyı. Hadi. Gülben'in adı Gülben mi? Aynen öyle bir şey ya. O video efsaneydi değil mi? Gülben'in adı ne? Barbaros mu diyordu o videoda? Kanka bir şey diyeceğim, şu soruyu bir çözebilir miyiz? Bir dakika, Ahmet'in kaynanası, Mehmet'in kaynanasının... Ahmet'in kaynanası, Mehmet'in kaynanasının annesi oluyor. Şu bizim bir tane şeyimiz var. Yazarak çözelim. Ha biz bu kadar zaman harcayacaksak buna... Çiz! Ahmet'in kaynanası. Bir dakika. Şimdi burada Ahmet. Ahmet. Burada da Mehmet var. Tamam. Ahmet. Ahmet'in kaynanası var. Ahmet'in kaynanası Mehmet'in kaynanasının annesi oluyor. O nasıl bir denklem lan öyle? Kaynanasını bile yazamadım. Kaynanası. Biz arkadaşlar gerçekten %87'lik kısımda değiliz yani. Evet. Ahmet'in kaynanası Mehmet'in kaynanasının bacanağı mı oluyor? Annesi oluyor. Bacanak ne alaka? Mehmet'in kaynanası var. Ahmet'in kaynanası Mehmet'in kaynanasının annesi. Şimdi bir dakika. Ahmet. Mehmet, Ahmet'in kaynanası. Tamam. Ahmet'in kaynanası, Mehmet'in kaynanasının annesi. Abi biz mi gerizekalıyız? O zaman burada suçlu Bono çıkıyor galiba. Mehmet, Ahmet'in neye oluyor? Aşağı indir de şeylere bakalım. Bacanak değil. Ağzının damadı değil lan. Damat değil. Mehmet'in kaynanası var. Mehmet, Ahmet'in neye oluyor? Mehmet'in, bir dakika, Mehmet'in kaynanası, Ahmet'in kaynanasının anası, annesi ise. Evet. Tamam. C1 çözüyormuş gibi. Abla, Ahmet'in eşi ve Mehmet kardeş oluyor. Ahmet'in eşi ve Mehmet kardeş oluyor. Hakikaten. Düşün, Ahmet'in eşiyle Mehmet kardeş oluyor. O zaman... Yo, hayır. Ahmet'in evlendiği Muhlise, tamam mı? Tamam. Muhlise. Şimdi Ahmet'in kaynanasının kaynanası, Ahmet'in kaynanasının annesi. Ebesinin kuzeni. Mantıklı. Geçsek mi bu soruyu? İkinci sorudan gerizekalı. Bir şey deneyeceğim. Herkes kuzeni diyor. Kuzen olduklarını söylüyorlar. Karısının kuzeni ya. Bir tek karısının kuzeni seçeneği evet, var yani. Karısının kuzeni oluyor muhtemelen. Neyse, karısının kuzenini seçiyorum ama ben kesinlikle bunu çözemedim. Ha, şu şekle hangisi daha çok benziyor? Bence bu. Bu. Değil mi? Evet. Aynen. Doğru mu seçtik? Bacanağının yeğeni, karısının kuzeni. Herkes bir şey yazıyor. Babaoğlunun damadı. Soru işareti olan yere ne gelmeli? Hayatım, bunu o kadar düşünecek bir şey yok ki. Şu değil mi? Bir dakika dur. Evet, yeah baby ya, o kadar düşünecek bir şey değil. Doğru değil mi? Bunu seçtim ama. Bilmiyoruz, sonra göreceğiz ya.
Doğru değil mi diye de yani. Test ediyorum işte, onlar da katılsın benimle ya şu anda. Beraber çözelim. Hangimiz daha çok gerizekalıyız ortaya çıksın. Aşağıdaki harflerle 10 harften oluşan bir kelime oluşturulduğunda bu kelime neyi ifade eder? Bu Arnavutluk ülkedir yani, değil mi? Eşek değil herhalde. Bitki ya da hayvan değildir yani. Bir dakika, ben mesela niyeyse lavuk okuyorum mesela. Lavuk gözüme batıyor benim yani. Ya bu ama şimdi Arnavutluk diye de direkt sormazlar galiba ya. Arnavutluk. Bu kadar düşünmemiz... Acaba... Ama altında bir abilik aradığımız için düşünüyoruz yani. Aynen. Ülke diyorum arkadaşlar, Arnavutluk. Hah, en sevdiğim matematik soruları. Matematik bende... 0, 0, 0 O derece. Şimdi... Bununla bu... Mesela şöyle söyleyeyim. 1 ile 2'nin toplamının 2 ile toplamı 5. Aynen. 1 ile 2'nin toplamının 2 ile toplamı 5. 1 ile 2'nin toplamının 5 ile toplamı... 10. 13 mi oldu? Evet, doğru. Toplamı... Ha, o zaman şöyle yapalım. 1 ile 2'nin toplamı ile 5'i toplayıp 10 mu buldu? 10 mu? Bir dakika, bir dakika. Tamam. Biz demin söylediklerimi unuttum arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Bana ateş bastı çünkü gerçekten gerizekalı gibi hissediyorum kendimi. 29 diyen var, 52 diyen var. Şöyle. Hayır, ben arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya yani mesela 10 ile 13'ü topla 23, 1 ile 2'yi topla 26. Bu 3 artmış. Bence bu 29. Bak, 2 artı 3 5 yapıyor, tamam mı? 10 artı 3 13 yapıyor. 26 artı 3 bence 29 yani. 29 mu? Bence de 29. Net 20. Bak, chat'in %90'ı 29 diyor şu anda. Bizim moderatörler bir şey söylüyor mu? Hayır. Lan salağa yatıyorlar değil mi? Ben şu kulaklığı bir takayım da. Soru bozuk, cevap 57. Ya yapmayın ya. Neyse dur. Neyse cezamız çıkacak şimdi. Soru işareti Moda olan yere. Moda gibi bir ses verebilir mi bize? Hangi şekle gelmeli? Alo, alo dedi. Merhaba, alo. Aa, biri bana abonelik hediye etmiş. Aboneliği mi bitti ki? Bitmemiştir ya. Bitse duramazsın. Neyse, cebimizden şunu aldık, çözelim. Bir koyduk gibi oldu. Bu çok kolay bence. Mi? Bu yani, değil mi? Ha? Bilmem, sen çözüyorsun. Ya bırak ya. 10 saniyen var. Yine matematik sorusu. 10 saniyen var. 120'yi yarıma bölüp 4'te 1'inden 15 çıkarırsan sonuç ne olur? 10 saniye. 120'yi yarıma böl. 60. 4'te 1'i 15. 15'te 15 çıkarırsan 0 olur. Ama öyle bir soru, öyle bir cevap yok. O ne demek ya? 120'yi yarıma böl ne demek? 120'yi yarısına mı böl demek istiyor acaba? 60. 60'ın 4'te 1'i 15 değil mi? 15'ten 15 çıkarırsan ne kalır sonuç? Lan bir cevap verin chat ailesi. Hayır, bir dakika. 120'yi yarıma böl 60, tamam mı? 120'nin 4'te 1'inden. O zaman yarıma bölüp 120'yi yarıma bölüp 4'te 1'inden 25, 45, 55. Herkes bir şey söylüyor ya. Neyse, bu soru kalsın. Son soru. Araba kaç numaralı park yerinde park etmiştir? 87. Çünkü ters bu, bak. Ters. Görüyor musun bak? 86, 87, 88. Tersten bak. 86'dan sonra... 86'dan sonra 87 geliyor. Anladın? Böyle okumayacaksın. 16, 06, 68, 88 gibi değil yani. 120'nin yarımı 60. 60'a niye bölüyoruz abi? 4'te 1'in... 404 not found error. 120 bölü 1, 2. Cevap 45. 120 bölü 2 bölü 4 eksi 15. Lan ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz? Ya siz söyleyin hadi, ona göre en çok 45. En çok kim ders? 45. En çok hangi sayıyı söylerseniz onu koyacağım. 45. Senin zihninin kapıları açılmış. İşte %13'lük kısma dahil zeka dolu bir beyin daha. Ultra yani, zeki çıktık. Bravo, 500 kişiyle çıktık yani. Ultra zeki çıktık arkadaşlar. 500 kişiyle olabiliyormuş. Zihnin öyle mükemmel çalışıyor ki
etrafında mevcut olan her şey arasında bir bağ kurabiliyorsun. Karşılaştığın olaylara karşı çözüm odaklı yaklaşabiliyor, sorunları kolayca hallediyorsun. Zekandan kaynaklı içinde çok büyük bir enerji taşıyorsun. Ancak bu enerji doğuştan gelen bir olgu değil. Kendini adapte ettiğin konuları tamamlayabilmek için saatlerce çalışman gerektiği bilincine sahip olmaktan doğan bir enerji. Ne boş yaptın be, ne boş be! Mantıksal zekanın yanında en az o kadar gelişmiş bir duygusal zekaya da sahipsin. Sağ olun arkadaşlar yardımlarınızla. %13'lük ben ve chat ekibi şu anda %13'lük üstün zekalı kısma girdik.